Cadılar, büyücüler ve ekranları başındaki muggle'lar, hepiniz 2500 galeonistlere hoş geldiniz. Büyücülük dünyasının en çok ve en kolay galeon kazandıran bilgi yarışması başlıyor. Bu bölümde konuğumuz Uğurhan Özay. Hoş geldiniz. Selamlar. Tanıyalım size. Ben Uğurhan Özay. Bir muggle'ım. Büyücülük dünyasına çok kendi kendime araştırmalarım sayesinde bilgi edindim. Ama tabii ki bu bilgiler kısıtlı. Ne kadar iddialı gözüksem de çok da iddialı değilim ama istiyorum bu 500 galeonu. Heyecan var mı? Heyecanlıyım çünkü sonuçta 500 galeon yani 500 galeon. Çok para. Çok para. Başlamadan kurallarınızı hatırlatayım. 10 sorumuz var, 3 joker hakkımız var. %50 jokeri, telefonla danışmak istiyorum jokeri ve Monsieur Taha'ya sormak istiyorum jokeri. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Evet. Sorumuz geliyor. Hogwarts'tan sonra en güvenli yer olduğu söylenen büyücü bankasının adı nedir? A. Hogsmeade, B. Gringotts, C. Bağıran Baraka ve Honeydukes. Şimdi şıkları bakıyorum şöyle bir. Bağıran Baraka değil. Neden C'den başladım bilmiyorum. En güvenilen yer, Hogwarts'tan sonra en güvenilen yer Gringotts ya. O zaman B diyorum ya ben Gringotts. Emin misiniz? Son kararınız. Doğru cevap Gringotts olacak, tebrik ederiz. İkinci sorumuz geliyor. Kayıt dışı bir animagus olan Rita Skeeter'ın animagusu nedir? A. Serçe, B. Böcek, C. Kertenkele, D. Fare. Rita Skeeter bu röportaj yapan ablaydı. Ve bir animagus muymuş? Fare, kertenkele, böcek, serçe. Tatlı bir handa. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Skitter. Şeylerimiz neydi bizim? Çok karakterimiz %50 vardı. Mesela Taha'ya soruyorum ve telefonla. Telefonla kullansam mı acaba diye düşünüyorum ama bir yandan da kullanmasam diye düşünüyorum. İkinci sorudan da. Ama gerçekten şimdi elenmeyeyim ya. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tanıyalım telefon jokerlerinizi. Mürsel Oğulcan Ava, Gülce Gülser ve Dilan Balkay. Kimi aramak istiyorsunuz? Evet, şimdi bu soruda anime uslarda daha biraz daha bilgisi ne olduğunu düşündüğüm bir arkadaşımı arayacağım. Dilan'ı arayalım. Alo, merhabalar. Merhaba. Dilan Hanım, Kim 500 Galeon İster adlı yarışma programından arıyoruz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Uğurhan Bey ile yarışıyoruz bugün. Kendisi ikinci soruda ve ufak bir yardıma ihtiyacı var. Sizi aramak istedi. 30 saniyesi var. Soruyu okuyacak ve süreniz başlayacak. Tamam. Dilan, selam. Selam. Soruyu okuyorum. Kayıt dışı bir animagus olan Rita Skeeter'ın animagusu nedir? A. Serçe, B. Böcek, C. Kertenkele, D. Fare. Böyle insanların odasına gizlice girip dinlediğini falan hatırlıyorum kitaplardan. O yüzden böcek olduğunu düşünüyorum. Küçük minik bir şey. Anladım. Yani benim fikrim yok bu konuda. Sana güvenmekten evet, Dilan böcek dedi. Yani mantıklı aslında ki böyle bir şeyin olması gizli gizli girmece. Ama hiç hatırlayamadım öyle bir şey ya. Tamam, böcek diyelim o zaman. Emin misiniz? Evet, eminim. Son kararınız mı? Son karar. Böcek doğru cevap olacak. Tebrik ederiz. Süper. Dilan'a teşekkürler burada. Heyecanınızı biraz attınız herhalde. Evet, iki soru. Ya burası çok farklı gerçekten. Bilmiyorum, herkes aynı şeyi söylüyor belki, bilmiyorum ama. Ya böyle kameralar, ışıklar falan çok bir kere sizinle birlikte olmak zaten çok heyecan verici. Teşekkür ederim. Biraz heyecanımı yendiğimi söyleyebilirim. Sizden bahsedelim biraz. Neler yapıyorsunuz muggle hayatınızda? Valla muggle hayatımda müzikle uğraşıyorum. Bir şeyler söylüyoruz, çalıyoruz. Sağ olsun insanlar da seviyorlar. Geliyorlar, izliyorlar bizi, yorumlar yapıyorlar güzel güzel. Öyle yani, genelde müzik üzerine uğraştığımı söyleyebilirim. Harika, sıradaki sorumuz gelsin o zaman. Gelsin. Uçur beni gücün yetiyorsa,
Wingardium Leviosa. Aç kalbimin kilidini burada, yoksa anahtarın Alohomora. Şarkısında geçen Alohomora büyüsü hangi kitapta yer almaktadır? Çok iyi. A. Yeni başlayanlar için büyüler. B. Temel büyüler kitabı. C. Standart büyüler kitabı. D. Bilmeniz gereken 10 temel büyü. Şarkıyı bir yerden hatırlıyorum. Wingardium Leviosa, aşk anlıyorum efendim, Alohomora. Karşısında geçen Alohomora büyüsü hangi kitapta yer almaktadır? Şimdi Alohomora'yı bunlar öğrendiyse basit bir büyü olması lazım. Çünkü ilk filmde yanılmıyorsam yapılıyordu. Evet, ilk filmde yapıyorlardı bunlar çocuklar. Birinci sınıf bir öğrenci yapıyorsa evet, ama zaten şıkların hepsi de aynı kafada şeyler. Yeni başlayanlar için büyüler, temel büyüler, standart büyüler, bilmeniz gereken 10 temel büyü. Alohomora büyüsünü bilmemiz gerekir işte. Ama bilmemiz gerekirse de bunlar standart büyüler kitabına girebilir. Temel büyülere girer mi? Temel. Yeni başlayana girer mi? Sen yeni başladın, geldin. Bak, büyü öğreteceğim falan. Onlarla kitapları açarsın. Rüya daha yeni öğrendik. Temel büyüler, standart büyüler. Temel büyüler, şöyle bir mantık ilerleyelim. Yeni başlayanlar için büyüler. Yani yeni başlayan bir büyücüye, gel kardeşim ben sana Alohomora büyüsü öğreteyim, sanki demeyebilirsin gibi geldi. Bunlar temel büyülerdir tabi. Alanda böyle çok spesifik büyüler var ve onlar da temel kabul edilebiliyor bilir diye düşünüyorum. Bunlar Alohomora. Standart büyüler deyince bana daha çok böyle bir, hani birinci sınıf için olabilecek gibi geliyor. Bilmeniz gereken 10 temel büyü kitabı, yani 10 temel büyüye Alohomora'yı koyar mısın? Ben risk alacağım ve standart büyüler kitabı diyeceğim. C şıkkı diyeceğim. Emin misiniz? Yani emin, çok emin değilim ama son karar. Doğru cevap. Standart büyüler kitabı olacak. Hatta Hermione bu büyüyü yaptıktan sonra standart büyüler kitabı 7. kısım diye de kitabın hangi kısmında olduğunu da söylüyor. Doğru. Bilmeniz gereken 10 temel büyüler de neler var? Diğer şıklar tamamen uydurma şıklar. Uydurma mı? Evet. Çok. Hazırsanız 4. sorumuz gelsin. Rowling, Quidditch'i yaratırken hangi spordan ilham almıştır? A. Amerikan futbolu. B. Beyzbol. C. Basketbol. D. Rugby. Sanki beyzbol diye hatırlıyorum. Ama bir düşüneyim. Yanlış mı hatırlıyorum diye. Amerikan, şimdi şeyleri düşünelim. Işıkları düşünelim. Amerikan futbolu. Şöyle bir topa sahip. Ayak. Ya. Beyzbolda bir kere şeyimiz var. Sopamız var. En yakın o duruyor zaten. Basketbol. Rugby. Sert falan. Ben beyzbola çok yakınım. Risk alsam mı? İki şeyim daha var ama. Peki %50 hakkımı kullansam mantıklı oluyor mu? Mesela beyzbolla ne kalsa ben beyzbolu seçerim bile. Kesin. Amerikan futbolu kalırsa seçerim bile yani. Ben beyzbol demek istiyorum. İki joker hakkınız var. Öyle mi? %50'yi kullanalım. Emin misiniz? Eminim. Sistem iki yanlış cevabı çıkartıyor. Geriye beyzbol ve basketbol kaldı. O zaman basket, yani şeyden dolayı mı acaba? İlkeler var, yuvarlak. Bayağı komplike bir oyun mu kurmuş o zaman? Yani. Tek bir spordan mı almış ya bu şeyi? Koyun için. Tek bir spordan mı? Ne yazık ki yardımcı olmuyor. Beyzbol ve basketbol şıklarımız var karşımızda. Ya beyzbol bana sopadan dolayı çok yakın geliyor. Basketbolda da şeylerimiz var, potamız var. Bu işte de topları içinden geçirdiğimiz böyle delik potalar var. Sanki ikisinin karışımıymış gibi. Ama sayı, yani işin sonunda sayı alarak kazanmak var ve pota, basketbol mu desem? Ne desem? Vallahi çok şeyde kaldım. Burası gerçekten çok farklı.
Yani hiç öyle televizyonda şeyde izlediğimiz gibi değil. Ya beyzbol da çok yakın gerçekten. Çok kararsızım. İkisinin birleşimi bir spor gibi. Beyzboldan ilham almıştır ya. Sopa falan girince işin içine. Beyzbol diyorum, biliyorum. Emin misiniz? Eminim ya. Sopa falan beyzboldur. Eminim. Son karar. Son karar. Doğru cevap beyzbol olacak. Beyzbol aynı zamanda Rowling'in favori sporu. Okey. Okey, olur, olabilir. Doğru. Yani basketbol da ama yakınmış hakikaten şeyden dolayı. Sıradaki soru 5. sorumuz ve 5. soru baraj sorusu. 200 galeon kazanacaksınız eğer doğru cevaplarsanız. 200 hala galeon. Bir joker hakkınız duruyor. Evet. Hazırsanız soru geliyor. Harry Potter kitaplarının bir müzikale uyarlanması fikrini Rowling'e sunmuş. Ancak Rowling'den olumsuz cevap almış dünya yıldızı aşağıdakilerden hangisidir? A. Michael Jackson, B. George Clooney, D. Ellen DeGeneres, D. Britney Spears. Yani bir kitabı... Kitapların bir müzikale uyarlanması fikrini Rowling'e sunmuş. Yani George Clooney ne alaka falan diye düşündüm. Yani gizli bir deli gibi bir hayransa falan bilemedim ama. Ellen sanki bunu şey yapmış gibi geldi. Olumsuz cevap. Yani sanki programında falan böyle bir söylemiş de hehehe falan diye gülmüşler olabilir ama bir de olumsuz cevap almış. Britney Spears. Yani şimdi müzisyen olması daha mantıklı geliyor bir yandan. Michael Jackson bu işin peşinden koşar mı? Ya da Rowling Michael Jackson'ı reddeder mi? Michael Jackson diyor ki sana senin bir tane markan var, ben o markayı daha da şey yapayım kendi isimde, yok yapma ya. Der mi Rowling? Onu o fikri düşün, o düşünceyi bir cepte tutalım. Bir Spears biraz yorum gibi ben sanki. Biraz. Ya da tuzak soru mu? George Clooney çıktı. Deli gibi hayran çünkü. Yani Rowling, aslında Rowling de az bela bir kadın değil. Herkesi reddedebilir yani. Koskocaman marka. Harry Potter kitaplarının bir müzikale uyarlanması fikrini Rowling'e sunmuş. Ancak Rowling'den olumsuz cevap almış. Dünya yıldızı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya yıldızı denir mi mesela Ellen'a? Dünya yıldızı canım. George Clooney dünya yıldızı. Ne olur. Michael Jackson ne zaman öldü ya Michael Jackson? Michael Jackson ne zaman öldü? Kitaptan müzikale uyarlanması fikri. Yani bu filmlerden önce bir teklif de olabilir. Filmlerden önce gidip bu kadını bulup "Oha senin kitaplar çok iyi, gel müzikal yapalım." Yok ya, ben film yapacağım zaten bir de. Merak da ettim yani ya. Ben bunu Mösyö Taha'ya soracağım. Soracağım, merak ettim. Emin misiniz? Eminim. Bu soruda size şöyle bir ipucu verebilirim. Bunu talep eden kişi bir şarkıcı. Ve aynı zamanda sahne sanatına, şovlarına, kliplerine oldukça önem veren birisi. Sahne şovuna. Playback yapıyor mu hiç? Yapmışlığı vardır belki ama genelde yapmıyor. Ha. Anladım. Britney Spears'ın şey yaptığını biliyorum. Playback yaptığını biliyorum. Bu da bilinen bir şey olduğunu biliyorum. Michael Jackson, vay be, ölüp yani gerçekten öyle bir şey varsa müthişmiş. Rowling'in de olumsuz cevap vermesi. Tamam. Ben o zaman harika şovları falan filan var gerçekten. Michael Jackson diyelim ya. Çok enteresan bir soruymuş yani. Michael Jackson'sa da biraz bakacağım bu şeye. Merak ettim. Emin misiniz? Emin. Son kararınız. Son karar. Doğru cevap Michael Jackson.
Güzel. Tebrik ederiz, 200 galyon kazandınız bizden. Artık rahatsınız. Evet, 200 galyon cebimde şu anda değil mi? Evet. Aa, tamam, müthiş. Harry Potter'la nasıl tanıştınız? Sever miydiniz? Hmm. Harry Potter'la annem götürdü. İlk filmine götürdü. Ama o yani ilk çıktığı zaman ne zaman? 2001. 2001 aynen. 2001'de izletmişti. Oo çok iyi falan filan demiştim. Yanılmıyorsam ikinci filmini izledikten sonra kitabıyla karşılaştım. Abim kitabı da varmış. Ben çok çocuğum. Böyle şeyli okuyordum yani. Falan diye okuyordum. Böyle film izlermiş gibi okuyordum. Sonra o artık şeye döndü. İlk önce kitabı okuyup, hani artık hangi filmde döndü onu bilmiyorum ama kitabı okuyup filmi bekleme zamanlarına gelince sıkıcı olacağını düşünüyordum ama çok daha farklı bir şeyle izlemiş oldum. Meles Prens'in kitabını okurken ağladığımı hatırlıyorum. Dumbledore'un ölümünü böyle okurken resmen ağlamıştım. Hatta şöyle bir anım var. Başka şey ilkokulda o zamanlar herkes Hermione'ye aşıktı zaten. Ben çok bayağı aşıktım. Sıraları öyle çekmişim. Son ders. Sıraları çekmişim böyle dörtlü. Oraya yatmışım. Hermione için ağlıyorum böyle. Hermione. Falan diye ağlıyorum ama neden ağlıyorum bilmiyorum. Hani niye ağlıyorum bilmiyorum. Şeyleri vardı yapışkan şeyleri, defterleri oluyor ya. Hermione'yi böyle düzgün yapıştırıyordum böyle. Onun yanlarına bir şeyler çiziyordum falan. Hermione bu falan diye. Diğerlerini dandik böyle yapıştırıyordum. Hermione böyle şeydi. Ya yatarken hatırlıyorum ya o kitabı açıyordum. Hermione'ye bakıp kapatıp öyle uyuyordum falan. Enteresan bir çocukluk geçti. Böyle büyüttü yani Harry Potter bizi. O zaman 6. sorumuz geliyor. Gelsin. Hazır mısınız? Evet. Nymphadora Tonks hangi Hogwarts binasına aittir? A. Gryffindor, B. Ravenclaw, C. Slytherin, D. Hufflepuff. Ya içimden bir ses Slytherin ve Gryffindor olmadığını söylüyor. Neden öyle bir şeyim var bilmiyorum. Sanki aklımda öyle kalmamış gibi geldi. Tonks. Biraz Tonks'un karakterini hatırlamaya çalış. Nasıl biriydi? Böyle birazcık asi bir şeyi de vardı sanki Tonks'un. Allah Allah ya. Çok mantıklı bir açıklamam yok aslında ya bunun için. Karakterini düşün dedin. Neyse. Yani Gryffindor ve Slytherin değildim ama bir şeye dayandıramıyorum bunu şu anda. Çok Slytherin tipli bir insan değil Tonks. Ben Ravenclaw diyeceğim. Emin misiniz? Değilim. Ama yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik. Artık cevap bileceğiz. Son kararınız. Son karar. Doğru cevap Hufflepuff olacaktı. Kendisi vay Hufflepuff be. Binasına ait bir büyücü. Hı hı. Olabilir. Yani buraya kadar gelmek, sizle tanışmak da bir büyük bir onurdu. Tebrik ederiz. Yarışmak çok güzeldi sizinle. Çok İyi ki geldiniz. Çok İyi günler derceğin. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bu bölümde Uğurhan Özay'la yarıştık. Bir sonraki bölüm konuğumuz kim olsun? Bundan yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Belki bir gün siz burada yarışmacı olarak yarışırsınız. Sizin sorularınız varsa kim500galeonister@gmail.com adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.